Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konuğumuz Kerim Yılmaz, İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve diğer konuğumuz Nihat Babaözü. Nihat Babaözü de çiftçi. Nihat Babaözü köyünde hayatını sürdürüyor. Yine hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor. Ama hakikaten ülkenin içerisinde bulunduğu durumda tanık ve bunun yanı sıra yine değerli iki konuğumuz da Kerim Bey de, Nihat Bey de. Kerim Bey gidip özellikle Maraş bölgesinde neler olup bittiğini gördü. Nihat Babaözü Hatay'a gitti, Hatay ve ilçelerini dolaştı ve taze bilgilerle ve gördükleriyle gördüklerini şimdi bizimle paylaşacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kerim Bey, siz aynı zamanda ağır ceza hakimiydiniz. Evet. Dolayısıyla gittiğiniz zaman olaya bir de hukukçu gözüyle de bakıyorsunuzdur. Mesela orada şu anda gelinen deprem sonrası yeni büyük bir hukuk sorunlar doğacak mı o bölgede? Evet, şimdi depremin sıcaklığıyla maalesef insani yardımlar, arama, kurtarma ve bölgeden ayrılanların büyük şehirlerde ibadete ve iaşesi için uğraşıyoruz ama depremle birlikte başlayan hukuki sorunlar var. Mesela deprem çok büyük. Onunla hepimiz mutabıkız. Ama sonuçları ne yazık ki üçüncü gün anlaşılabildi ve vaziyet edilmeye çalışıldı. Hala bir yetersizlik ve kaos var bölgede. Organizasyonsuzluk devam ediyor. İlk iki gün ne AFAD ne Kızılay bölgeye giremedi. İkinci gün biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ekibiyle girmeye çalıştık ve gönüllülerle arama kurtarmaya başladık. Bizim gittiğimizde ortada ne AFAD ne de Kızılay vardı. Bu bütün bölgede bulunan arkadaşların gözlemi insani yardımlar devam ediyor. Henüz tamamlanamasa bile. Bakın 99 depremini hepimiz yaşadık ve hafızalarımızda. 99 depreminin 3. saatinde devlet neredeyse her şeye hakimdi. 3. gün bütün çadır kentleri kurmuştu. Şimdi yarın ya da 3. haftayı da aşmış olacağız. Orada hala çadır verilemeyen bir sürü depremzede var. Konteyner gerekli olan yerlerde, özellikle Kahramanmaraş kuzeyinde. Ya bu çadır niye bulunamıyor Allah aşkına Türkiye'ye? Bu çadır niye bulunamıyor? Bunu sorduğumuz iyi oldu. Eski sistemde bu, yani hep bu eleştirilen eski Türkiye zamanında Sivil Savunma Genel Müdürlüğü vardı. İçişleri Bakanlığı vardı. O lağvedildi biliyorsunuz. AFAD'a dönüştürüldü. Bir de bizim ta çocukluğumuzdan beri zihnimize yerleşmiş ve afet anlarında ilk gelen, yardım eden Kızılay. Evet. O kırmızı hilal vardı. Bütün zihinlerimize yerleşmişti. Ne yazık ki her ikisinin de içi boşaltıldığı için depreme, bu depremi herkes geleceğini biliyor. Yani siz gazetecisiniz, ben hukukçuyum, beyefendi, çiftçi. Hepimiz bu depremin geleceğini biliyorduk. Bütün bilim adamları her gün neredeyse televizyonlarda uyarıyor, hatta yalvarıyorlardı. Örneğin Naci Hoca, Pazarcık merkezli, ilk depremin merkez üssü olan depremi uyarıyordu, yalvarıyordu. Kimse tedbir almadı. Vaktinde yetişemediler. Çünkü çadırlar, depolarda, yani Kızılay'ın ve AFAD'ın yasa gereği afetten önce mutlak surette yeterli ölçüde, buna yetişemeyebilirdi. Bunu kabul ediyorum. Çok büyük bir deprem. Ama ne yazık ki hiç çadır yoktu. Mesela depolarda çadır sayısını soruyoruz biz depremden önce. Kimse veremiyor. Evet. Bugün ne kadar AFAD çadır dağıttı, sayı veremiyor. Hala kaç insanımızın çadıra ihtiyacı var, onu da bilemiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir yönetim krizi var. Bu da büyük depremin sonuçlarını daha da ağırlaştırdı. Krizi daha da büyüttü. Tabii halkı, yani devleti yeterli bir biçimde yanında göremiyor tabii bu durumda. Evet. O daha en kötüsü, en yıkıcı olan da o. Nihat Bey de Hatay'dan geldi. Nihat Bey, Hatay'da gördüklerini bir anlatır mısınız? Neler var? Hatay'da görülen bir de yani durum. Benim ilgimi çeken, Ahmet Bey belki şimdi gösterir ekranda. O kuzuların enkaz altından çıkartılışını da Ahmet bir görsek iyi olur. Evet. Şimdi Hatay'da hakikaten değişik açılardan baktığın zaman çok 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 değişik insanların görmesi gerekir. Ve mutlaka herkesin Hatay'a gitmesi gerekir. Herkesin alacağı değişik değişik dersler var. Müteahhidi, sanayicisi, siyasetçisi, çiftçisi. Şimdi benim gördüğüm olay şuydu. Köylülerin evlerin standart bir Türkiye genelinde bir yapısı var. Evleri iki katlı, alt katı garaj,
üst katında evleri var. Garajda neyi var? Traktörü var, mibzeri var, işte gaz ayağısı var. Yani çiftçinin üretim araçları var. Evet. Ev çöktüğü zaman üretim araçlarından gitmiş. Şimdi bölgenin öyle de bir özelliği var ki, bölge acilen Türkiye'de ilk ürünlerin çıktığı bir bölge öncelikle. Örneğin Mayıs'ın 15'inde buğday burada çıkar. Aynı zamanda soğan çıkar. Yani erkenden tarımsal faaliyetlerin devam etmesi gerekir. Hükümetin yahut da tabii öncelikle hükümetin de muhalefetin de bunu bastırarak bir an evvel bir kanun çıkartmaları gerekir. O da nedir? Üretim araçlarını kaybeden çiftçilere acilen ÖTV'siz ve KDV'siz, yani vergisiz üretim aracını alabilme hakkı tanınması gerekir. Acil ilk çünkü yapılması gerekiyor. Çünkü çoğu zaten diyor şişe oldu, yok oldu. Diyorlar ki biz traktör vereceğiz. Yani yuvarlak rakamlarla gidilmez. Bizim Tarım Bakanlığımız sürekli ya da hükümet sürekli yuvarlak rakamlarla herkese her şeyi vereceğiz. Kardeşim sen babanın cebinden vermiyorsun. Bu senin paraların değil. Bu devletin parası. Bu bana senin verdiğin şey, bir traktör vereceksen bu bütün milletin haklarından gelen, vergilerinden gelen paralarla verilecek. Bunu o yüzden kanuni düzenleme getirmek zorundasın. Bu kanuni düzenleme kesinlikle olmak zorunda. Yani vergisiz insanlar bu üretim araçlarını almak zorundalar. Bir an önce acele edilmesi lazım. Artı geriye kalan çiftçilere. Mesela şimdi biz şimdi diyoruz ki hemen bu mevsiminde soğan, patates, ay çekirdeği, mısır, kavun, karpuz, sebze, meyvemizi biz bunları hemen ekmemiz lazım. Şimdi ekeceğiz. Ben şimdi korkuyorum. Hükümet diyor ki biz bunlar bir yıl içerisinde bu kadar bina yapacağız. Bugün Sağır Sultan biliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kasasında böyle bir para yok. Bütçeye böyle bir rakam koymadınız. O yüzden siz bunları yapamazsınız. O zaman nasıl yapacaksınız? Benim düşündüğüm şu. Gübreye çok büyük zam. Elektriğe çok büyük zam. Mazota çok büyük zam. O zaman sen bunları, yani bunun finansmanını köylünün sırtına yıkacaksın. Çiftçi. O zaman ben de diyorum ki kardeşim ben yıllardır üretim zaten yapamıyorum. Artık yani son yıllar, eski yıllarda kazandıklarımı satarak ben üretime devam ediyorum. Ben hali hazırda ben o zaman ben eğer mazot çok pahalıya çıkacaksa, gübre tohum çıkacaksa ben üretim yapmam. Diğer taraftan ben niye üretim yapayım? Ben orada bir felaket gördüm. Neyi gördüm? Yani bir dakika deprem ne kadar sürdü? Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakikada içerisinde insanların bütün 40-50 yıllık birikimlerini, maddi birikimlerini kaybettiğini gördüm. Artı kaybedenlerin geriye kalanların da sabahında vahşiler tarafından talan edildiğini gördüm. Ya ben bunları gördüm. Ben niye evli? Ben çocuklarımıza diyorum ki şimdi aman sakın evlenmeyin. Çocuk yapmayın. Neden? Çocuklarımızın da geleceği yok. Çocuklar, babalar, anneler ağlıyor orada. Neler var? Bir dram var. Adam çocukları ölmüş. Kardeşi ölmüş. Torunları ölmüş. Hanımı ölmüş. Ya insan canının ve insan hayatının ve malının eğer bir garantisi yoksa, bunu koruyacak bir güç yoksa, o zaman ben korkuyorum. Yani kısacası ben umutlarımı kaybettim. Ya en kötü şey de bu memleketi ve bu millete yapılacak en kötü şey budur. Umudu yok etmek. Umut sen varsa, gittin mesela çiftçilerle de konuşmuşsundur orada, köyleri dolaştın. Evet, köyleri ne yapıyor? Köylüler ne istiyor ya, mesela? Senin de artık sen de onların derdini en iyi anlıyorsun. Köylerin istediği şu, acilen karnını doyurma derdinde. Tamam, ölen öldü. Yaralar öyle bir şey ki ya, inanılmayacak bir şey Saygı Bey. Yani adam çoluğunun, çocuğunun, torunlarının, kardeşlerinin hani bağıra bağıra öldüğünü görmüş. Bağıra bağıra ertesi gün olmuş ve insanlar bağıra bağıra bizi kurtarın diye diye yani kafayı oynattığı için kendisini, yani psikolog da yok. O öyle olduğu için, çünkü psikologlar şehirlere yetmiyor zaten. Şehirlerdeki insanlar tamamı psikolog peşinde geziyor. Köylere psikolog kalmamış. Kendini işe verme derdinde. O yüzden bir an önce kendisi tarlasına tapanını atma derdinde. Bir an evvel bu insanlara traktörler, üretim araçları verilmek zorunda. Hem onlara psikolojik tedavi olsun, hem de ülkedeki bir insanların ihtiyacı olan gıdanın sağlanması, zincirin bozulmaması gerekiyor. Yani acilen burada kanuni düzenleme getirilerek bu insanların üretim araçlarına tekrar elde etmeleri sağlanması gerekiyor. Anladım, evet. Şimdi efendim yine hukukçu kimliğinizle. Bu arada bölgede tabii ki bunları önümüzdeki dönemde herhalde bunların her konu dava konusu olacak. Tazminatçı, diğer hukuk davaları falan konuları olacak ama. Şimdi delillerin karartıldığı yolunda da bazı böyle söylentiler var. Siz olay yerine gittiniz, dolaştınız. Size orada bu konuda anlatılanlar, farklı şeyler var mı?
Tabii ki onu hemen kayıtları aldığımız, videolarını çektiğimiz görüntüler de var ama ben Nihat Bey'e ilave, ben de bir çiftçi çocuğum, hala ailemin bir kısmı Elbistan'da çiftçilik yapıyor. Doğru. Yasa çıkması lazım. Hatta behemal şu anda Afet Deprem Bakanlığı'nın kurulması ve sadece bölgede bu büyük deprem için çalışması, hizmet etmesi, hızla hareket etmesi gerekir. Çiftçi tarlasını ektiğinde psikoloğa gerek kalmadan kendi kendine orada uğraşarak rehabilite edebilir. Ama şuna gerek yok, traktör vermeye falan gerek yok. Bir yıl sonra ödemek kaydıyla, bugün bizim sistemimiz var, ŞKS sistemi, çiftçi kayıt sistemi. Türkiye'de kim ne kadar çiftçi ve ne kadar ekip biçiyor belli. O oranda ekeceği, tohumu, gübreyi, mazotu destekli şu anda bedava verebilir. Bir yıl sonra, ürettikten sonra ancak tahsilatına girişmesi gerekir. Eğer bölge üretemezse, yani Kahramanmaraş üretemezse, Hatay üretemezse, siz dışarıdan ithal etmek zorunda kalırsınız ve olmayan dövizlerinizi swaplarla bulursanız eğer bunu temin edebilirsiniz ve sürekli hala fakirleşirsiniz. Bunu ilave etmek istedim. Doğru, bölgede mesela ben Elbistanlıyım, Kahramanmaraş Elbistanlıyım. İkinci gün oradaydım. Bizim Ankara Büyükşehir'in Halk Ekmek mobil fırını, onun belediye binasının yanına çekmiştik ve sıcak ekmek çıkarıp vermeye çalıştık insanımıza. Üçüncü, dördüncü gün bir baktık ki tesadüf, orada bulunduğumuzda henüz öyle ağır hasarlı olup olmadığı tespit edilemeyen Elbistan belediye binasına dozerler dayanmış ve yıkıyorlardı. Allah. Ve oradan bir avukat arkadaşımızı çağırdık, görüntüleri aldık ve içinden hiçbir evrak usulüne uygun olarak nakledilmeksizin tamamen dozeri dayayıp yıkmaya başlamıştı. Hiç evraklar alma gereğini bile duymuyor. Hiç duymamışlardı evraklar, işte örneğin Elbistan Belediyesi Fen İşleri ve İmar İşleri, İmar Müdürlüğü biliyorsunuz. Hı hı. Bu depremin acı sonuçlarını yaptığımız idarelerdir ki ona geleceğiz herhalde. Sadece biz şimdi 120 kadar sanıyorum müteahhiti tutuklamak sureti ile günah keçisini, evet, bulduk ve bütün sorumluluğu onlara yıkmaya çalışıyoruz ama o değil. Orada belediye başkanı, meclis üyeleri, yapı denetimciler, kontrol eden, kabul eden, iskan raporuna, ki çoğu hilaf-ı hakikat belge diyoruz biz buna. Siz binayı yapmışsınız projeye. Tamam, projeniz güzel, kağıt üzerinde de denetlemediniz. O doğru yapılıp yapılmadığını kim biliyor? Oraya en son gönderdiğiniz yapı denetimci ve belediye görevlisi biliyor. Doğru. Belediye görevlisi dedi ki evet, bu usulüne uygun yapılmıştır, her şey tamamdır, siz de ona iskan raporu verdiniz ama ilk depremde çöktü. Bir de şu bilgi kirliliği var biliyorsunuz efendim, ilk ağızdan söylendi, çöken deprem binaların neredeyse %98'i 99 öncesine aittir denildi ama bu da doğru değil. TÜİK verilerine göre çok bina yaşları çıkarıldı, tabii, ilan edildi ve %51-52'si 99'dan sonra yapılan binalar olduğunu hepimiz biliyoruz. 99 depreminden sonra çıkarılan deprem şartnamesi yeterli. Eğer ona uygun yapılsa ve denetlenseydi yıkım bu kadar olmazdı. Siz zaten kurallarını koymuşsan, bu kurala uyarsan, evet, mesele yok. Uymadığın zaman işte onlar çıkıyor. Tabii karşısında. Şimdi onu diyoruz ya, bu memlekette anayasa dahil yasa ya da kural eksiği yok. Kurala, evet, uygun davranan başta hükümet, yetkililer ve hatta kamu görevlileri zihniyetini değiştirmek zorundayız. Şimdi anayasaya uymasak ne olur? Ya da Anayasa Mahkemesi kararının, ki anayasa çok açıktır, 152-153. madde, İhlal kararını İstanbul'dan bir mahkeme kabul etmiyorum dedi. O mahkemenin hakimlerini ve savcısını ertesi gün o cübbelerini çıkarıp meslekten tard etmeniz gerekir. Çünkü Anayasa ama Mahkeme... Ama yükseliyor bizde de. Yani bizde yükseliyor maalesef. Şimdi oradan yükselenlerden birisi de geçen haftalarda biliyorsunuz, önce Yargıtay sonra Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Yine Allah'tan hakim vicdanına ve etiğine sahip kalan yüksek yargıçların tepkisiyle, oy verme tepkisiyle başkan olamadı. Bir de başkan olacaktı. Evet. Bizim sonuç şu, kural eksiğimiz yok. Ama kurala uygun davranma, norm bilincimiz yok. Bu en baştan olmayınca en alttan da çok bekleyemiyorsunuz. Evet. Evet, eğitim şart, önemli ama çok uzun iş. O kadar vaktimiz yok. Bu ülkenin yok. Ciddi yıkım yaşadık ama öncelikle şu demokratik hukuk devleti, anayasanın, hukukun üstünlüğü ve herkesi bağlayıcılığı konusunda hepimiz mutabık kalmak zorundayız. Nihat Bey, şimdi
köyünde Nihat Bey hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor, onu da söylemiş olalım. Hı. Şimdi gittiğiniz zaman orada sonuçta Türkiye'nin en önemli yerleri, tarım, evet, hayvancılık bakımından deprem bölgesi hakikaten en önemli yerleri, verimli yerler. Şimdi orada tarım ve hayvancılık o insanları önümüzdeki dönem kriz mi bekliyor? Şimdi az önce diyorsun şeyleri, araç gereçleri, tarım araç gereçleri toprak altında, enkaz altında kaldı. Hayvanlara baktığın zaman günler sonra hayvanlar ancak çıkartılıyor. 10 gün sonra çıkartılan inekler oldu falan. Şimdi bunlara baktığım zaman önümüzde böyle bu yönüyle baktığım zaman hem tarımda hem hayvancılıkta o bölgede beklenen bir kriz var mı? Şimdi elbette kriz var. Gelmekte olan bir kriz vardı ama bu da bunu tetikledi. Hı hı. Devam ettirdi. Gelmekte olan kriz neydi? Hükümet tamamen algılarla devam ediyor. Yoluna devam ediyor. Tarım Bakanlığı da buna dahil. Şimdi Tarım Bakanımız gelir gelmez dediği ilk işlerden birisi mesela hep kalbimize kurt düştü. Tarım Bakanı ilk göreve geldiğinde ilk yaptığı iş hayvancılık daire başkanını görevden almaktı. Peşinden de TİGEM Genel Müdürünü görevden aldı. Ya şimdi bunların öyle bir adeti var ki burada acaba bir yolsuzluk, hukuksuzluk, bir anormal bir şey mi yapıldıydı? Sen bunları görevden almakla yetinemezsin. Sen bunları hukuka teslim etmek zorundasın. Ha şimdi bizim bildiğimiz şeyler var. Bir sürü insanı burada şey yapmayalım ama yani bunları araştırılması, bu millete söylenmesi lazım. Tarım Bakanı işte kamuoyuna bir şeyler yayınlıyor. Diyor ki biz gıdayı son derece güvenli gıda sunuyoruz. Gıda güvenliklerini ya bas, herkesin bildiği şey. Hiçbir kere olsun Rusya'ya giden portakalın, narenciyenin ya da Avrupa'ya giden sebzenin gıda zehri üzerinde var diye geri döndüğünde bunların imha edildiğini gören var mı? Yok. Yani Rus'un Avrupalını yemediğini bizim milletimize getirip yediriyorlar. Ondan sonra gıda güvenliği var diyorlar. Peşinden Tarım Bakanı geldi, dedi ki ilk defa biz bir şey yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bu sene dedi mazot gübre desteklerini erkenden vereceğiz. Ne zaman? Ekim ayının başında. Ya ilk söyleyenlerden birisi benim, artık yani görev üstümüze düştü. Artık bizim Ziraat Odaları Başkanı bilmiyor dinozor oldu da ya arkadaş veremezsin. Sen bunu veremezsin. Neden veremezsin? Çünkü burası kabile devleti değil. Devletin bütçesi senin babanın malı değil. Bu bütçeye sen böyle bir rakam koymamışsın. Böyle bir rakam koymayınca bunu nasıl vereceksin? Yok, vereceğiz dediler. Bekledik biz. Tamam dediler. Ya bu vatandaş yeni geldi. Kendine güveniyor, verecek demek ki. Bekledik. Aralık ayı geldi. Hala yok. Bir de baktık ki biz ürünlerimizi gübresiz ekmek zorunda kaldık. Bakın bunların yüzü, yani Tarım Bakanlığı yüzü. Çünkü ben mazot gübre desteğini vereceğim dedi. Ve veremedi. Ben de baktım ki artık son bir kere güvendeydik. Gidip ürünlerimizi sırf ben derken bütün çiftçiler gübresiz ekti. Sonra bir de baktık ki daha fare doğurdu. Yapamayınca kıvırdılar, çevirdiler. Ziraat Bankası kredisi olarak vereceğiz dediler. Ben mimli bir adamım. Ziraat Bankası'na kredilerimi ödeyememişim, borçlarımı ödeyememişim. Ziraat Bankası bana diyor ki 4 tane şart koşmuş. Bu şartları sağlarsan sana diyor bu desteklemeyi verir. Ben onları sağlayamadım ki. Ben de parayı alamadım. Bitti. Kandırdı ve zaten gelmekte olan krizlerden birisi buydu. Veremediğiniz, gübresiz ekildi. Gübresiz ekmek demek %30 ürün kaybı demektir direkt. Yani bu sene öyle mi oldu? Elbette öyle oldu. Tarım Bakanı kandırdı. İşte size getirdim. Çıkan haberi Tarım Bakanlığı'nın. Aralık ayının 15'inde vermişti Ziraat Bankası kredisinde. Oho! Dediler ki anan ekmeğine yağ sürsün. Güle güle kardeşim. Herkes bitmiş. Ben gübresiz ekmişim, bitmişim. Sen bana versen ne olacak? Arkasından bakın. Tamam deprem. Diyorlar ki Allah'tan geldi. Eyvallah diyelim artık. Yapacak bir şey yok. O zaman onunla Afet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ilgilenmesi gerekir. Tarım Bakanı sen neredesin? Gel de bu adamlar için ne yapacaksan onlara bak. Sen gel de bir kanuni düzenleme yap kardeşim. Sürekli diyor ki ben vereceğim. Nasıl vereceksin ya? Nasıl vereceksin? Bunların kaynaklarını söyle. Kanuni olarak yap bunları. Yani bütçede olmayan bir parayı bütçede ödeyemezsin diyor. Olmayan parayı veremezsin ya. De ki kardeşim biz şuradan kredileri sağlayacağız. Bir yerden kredi sağlayamazsınız. Niye? Çünkü artık dışarıda size hiç kimse güvenmiyor ki. Depreme gelen paraları hepimiz gördük. İşte o şey Dünya Bankası'ydı galiba, 1.780 milyar dolar para vereceğim dedi. Ama dedi ben bunu hükümete vermem. Belediyeler proje hazırlasın. Proje bazında ben belediyeye veririm. Bu açıkça nedir? Daha önce Alman o şansölyesi söylemişti ya. Ben bunlara para vermem Suriyelilerden için. Bana proje karşılığı veririm. Senin sicilin bozuk. Dünyada hiç kimse bize de para vermeyecek. Bütçemizde de para yok.
Para basa basa kendi paramız pul oldu. Tabii yani, sicilimiz bozuk değil de böyle onların da güven sorunumuz öyle. Var diyelim. Yani bu işi yumuşatmanın da manası yoktu. Hadi yumuşatalım diyelim. Yani çünkü pireyi deve yapacaklar için. Yani yok. Para yok. Para yok. Kesinlikle söyleyin o zaman. Deyin ki bir tane vatandaşın güveneceği bir tane ziraat odaları başkanına herkes bağış yapsın ki en azından bölgedeki çiftçiler bu bağışla kalkınsın. Şimdi yani şöyle mi diyorsun? Ya deprem bölgesindeki insanlar zaten perişan. İşte dediğiniz gibi devletten destek de alamıyor. Ziraat odaları kendi aralarında bir takım destekler yapıp oradaki çiftçiyi ziraat odaları mı desteklesin elbette diyorsun? Elbette iş vatandaşa kaldı zaten. Hükümetin organize olamadığı, olamayacağı belli. Depremde vatandaş kendi kendine organize oldu. Yani hükümetin herhangi bir etkisi, katkısı yok ki. Vatandaş oradan hıltısını, jeneratörünü, 4 bidon mazotunu alan vatandaş, arabasına koyan koştu, koyan koştu. Vatandaş devletten 3 gün önce vardı bölgeye. Hı-hı. Devlet gidemedi. Yani hükümet gidemedi. Bugün insanlar kalkıp kızıyorlar, diyorlar ki ya devletle hükümeti karıştırma. Ya ben karıştırmıyorum. Ben devletle hükümetin ne olduğunu biliyorum Saygı Bey. Neden, nasıl oldu? 78 ya da 79 yılıydı. Ben lise 2'ye giderdim. Bizim bir Diyarbakırlı tarih öğretmenimiz vardı. O zaman da ülke kurtulma meseleleri vardı. O vatandaş demişti ki, çocuklar demişti, bizim daha kafamız tabii basmıyor. Bu memleketi devlet adamları kurtarır. Bu anda gördüğünüz piyasadakiler hep siyaset adamıdır. Devlet adamıyla hükümet arasındaki fark da demişti, hükümet adamları 4 sene sonraki seçimler ne olacak diye hesap ederler. Ama devlet adamları bizim aslımız, neslimiz ne olacak? 40, 50 sene, 100 sene sonra bu memleket ve bizim torunlarımız ne olacak? Onu düşünürler. Ama bugün sen hükümetin başı da aynı zamanda devletin başıysa benim devlet yaptı ya da hükümet yaptı demem ayrıcalığı hiçbir farkı yok ki. Hiç gereği yok. Hükümet devlet olmuş zaten. Eskiden köylüler derlerdi ki kardeşim derlerdi, bakın bir adamın kapında yani çalıştırdığı insanı 2 seneden fazla durdurma. Bir adam kapında 2 seneden fazla durursa ya enişten olur ya baban. Sen bu kadar zaman durunca memleketin babası olmuş. İnsanlar baba diye peşinde koşuyor. Ya yapmayın. En büyük yapılacak şeylerden birisi bu. Odaların, bu sanayi odası, ticaret odası, ziraat odası, bunların başındaki insanların aynı zamanda siyasetteki iki dönemden fazla bu işi yapmasına müsaade etmeyeceksin. Ben utanıyorum ya. Adam diyor ki ben siyasetçiyim. Ya siyaset meslek değildir. Sen avukat mısın? Mühendis misin? Müteahhit misin? Ziraatçı mısın? Onu söylesene bana. Ben 40 yıllık siyasetçiyim. Ne üretiyorsun? Şu cemaatçiden farkın ne? Onlar da bir şey üretmiyor. Sen de bir şey üretmiyorsun. Kendini oraya getirmişsin ya. Onlara eşdeğer hale getirmişsin. Farkında değilsin ya. Ve ben siyasetçiyim demek diyenlerden ben nefret ediyorum ya. Utanıyorum ya. Böyle bir şey olmaz arkadaş ya. Siyasetçilik meslek değildir kardeşim ya. Bu memleketin en büyük sorunu budur işte. Vatandaşın siyasi kadrolara güveni yok. Yok. Kendinizi bu hale getirmeyin. Bizim çocukluğumuzda en güvenilmez insanlar müteahhitlerdi. Bugün siyasetçiler. Yazık. Yazıklar olsun yani. Yazık. Evet. Kerim Bey, şimdi müteahhitler deyince işte bu müteahhitlerin dikkat ederiz hep son günlerde hep havaalanında yakalandı, yok sınırda bilmem kaçak geçmeye çalışırken yakalandı. Ne oluyor bizim müteahhitler? Demek ki suçları var ki böyle hemen kaçmaya başladılar. Bir de Türkiye'de müteahhitlerin işte paralarına herhalde bankalarda bir blokaj konulması falan konusu da gündeme geliyor ama bunların da paraları kaçırdıkları yolunda da yine bazı iddialar, söylentiler, herkesin duyduğu bilgiler var. Ne diyorsunuz bu para kaçırma olayları falan sizin de kulağınıza geliyor mu? Hukuki yönden bu amaçla yapılacak bir şey olur mu? Evet geliyor. Var birkaç örneğine de rastladık. Ama şunu söyleyelim. Sadece depremin acı sonuçlarının sorumluluğunu müteahhitlere yıkarak evet, az önce anlattım. Kurtulamayız. Elbette onlar da sorumlu. Elbette onlar da kusurlu. Ama bu ülkede herkes, hukuka aykırı davranan, suç sayılan eylemi işleyen herkes sorumludur ve onlar da yakalanmalı, soruşturulmalıdır. Fakat burada toplumsal linç kültürüne de kendimizi kaptırmamalıyız. Müteahhitler evet var ama şöyle de bir gerçeğimiz var Saygı Bey. Bizim müteahhitlerim canım, isim vermiyorum. Türk müteahhitleri. Mesela Rusya'da, Libya'da, Cezayir'de, yurt dışında gerçekten çok iyi işler yapıyorlar. Tabii ki. Ve gururumuz. Gururumuz oluyorlar. Çok da iyi döviz kazandırıyorlar. Tabii. Peki aynı müteahhitler niye bu ülke içerisinde
iyi işler yapamıyorlar. Sorun tam da bu. Nihat Bey demin bütün siyaseti aynı kefeye koyduk. Ben buna da karşı çıkıyorum. Öyleyse ne oluyor biliyor musunuz? Bütün siyasetçiler kötü. Bütün yok iktidarlar. Öyle demedi Nihat ben Bey. Takılıyorum yani iki Nihat dönem Bey'e. Dedi yaparsa diyor güzel. Yoksa diyor siyasetçilik diyor bir meslek değildir. O anlamda söyledi. Tam da ona geleceğim. Şimdi malum iktidar partisi 21. yılına girdi. İlk geldiğinde neydi? 3 dönem kuralı koymuşlardı değil mi? Evet. Yani çok iyiydi. Nihat Bey de şimdi 2 dönem dedi. Evet iyi bir şey. 2 dönem ben de aynı kanaatteyim Nihat Bey'le. Fakat demin onu anlatmaya çalıştım Saygı Bey. Kuralı koymanız yetmiyor. Anayasa ortada, yasalar ortada. Var olanı uygulamıyorsunuz. Uygulamadığınız sürece bütün kurallar lahana yaprağı, buruşuk lahana yaprağındaki kağıtlardan ibarettir. Öyleyse bizim öncelikle norm bilinci, hukukun üstünlüğüne inanmış, gerçekten özümsemiş, saygılı siyasi kadroları, şuna katılırım, iktidara getirmemiz lazım. Siyaset bir mesleksizler sınıfında, maalesef bizde yani. Siyaset bir meslek değildir, bir pozisyondur. Bugün evet. Vardır, yarın yoktur. Müteahhitler konusunda evet, kaçmalar var. Çünkü o bölgede depremde çok ciddi bir yıkım var. Televizyonda gördüğümüzün 5 katı, 10 katı bir yıkım var orada mesela. Bankalar, online sistemler, nüfus idareleri, her şey çöktü. Dolayısıyla blokaj işlemleri ilk defa hemen başında yapılamamış olabilir. Ama onun dışında fiziki olarak evlerinde bulundurdukları işte değerli eşyaları, malı, mülkü, parayı kaçırma girişimleri olduğunu biliyoruz. Zaten basına da yansıdı. Birçoğu da yurt dışına kaçarken yakalandı. Keşke kaçmasalar. Gelseler burası. Müteahhitler de bizim insanımız. Gelsinler, hesap versinler. Desinler ki ben şunu eksik yaptım. Bunu, niye eksik yapıyorlar ki bunları da bu kadar bu, şey yani? Bunlar ne eksik yapıyor? Hani deprem bölgesi olduğu belli, bilmem ne belli yani. Bunlar işte bakın kural, devlet bir yasa koyar bir de denetler. Şimdi yasayı koyuyorsunuz, siz uymuyorsunuz, öyleyse denetleyemezsiniz. Denetim eksikliği olduğu için zaten müteahhit böyle amiyane tabirle işte malzemeden çalabiliyor ya da eksik yapabiliyor ya da projeye uygun yapmıyor ya da zemin etüdünü doğru yapmıyor. Ama evet. Bunu tek başına müteahhit yapmıyor işte. Kamu görevlileri var, siyasetçiler evet, var, belediyeler var. Öyleyse gelin hepimiz artık bu saatten sonra çok böyle siyasi kapris kompleks yapmadan çok ciddi bir felaket ve deprem kuşağında bir ülkedeyiz. Allah vermesin mesela ben telaffuz etmek istemiyorum yani büyük deprem. İstanbul depremi olduğunda bu ülke tamamen çöker. Yani Maraş evet. bölgesinde olduğunda üretim eksiğimiz var. Öyleyse kaçmasınlar, gelsinler, yargılansınlar. 3-5 ay daha hapis yatabilirler. Çok sorun değil ama ne yaptıklarını bu halk bilsin. Devlet adamının da bilsin, hükümet adamının da bilsin. Hepimiz bir ders çıkaralım ve bir daha bu eksiklikleri, hukuksuzlukları yapmayalım ki gelecek nesillerimiz... Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela bu yasal düzenlemeler falan yapılıyor falan onu diyoruz ama. Şimdi özellikle imar affı, iktidarın yetkililerinin değişikliği imar barışı. Bunda siyasetçilerin şeyi yok mu? Şimdi Yargıtay'ın bu konuyla ilgili bir kararı var. Geçen gün ben köşemde evet, bu biliyorum. Konuyu yazmıştım. Yargıtay diyor ki bu diyor imar affı diyor bunu yasalar bu binalara yasal hale getirmez. Kazandırmıyor diyor. Tabii. Yani bu yarın çökmeyecek veya şeylere dayanıklı şuyu buyu falan hiçbir artı bir şey getirmiyor. Sadece devlet diyor ki ben senden para alırım. Para ondan sonra sen de artık işte bunu rahatlıkla kullan. Bunun sorumlusu o zaman yani baktığınız zaman bir yerde iktidar değil mi? Bir yerde değil meclis yani yasayı çıkartmış. Şimdi zaten burası çok garip bir ülke Saygı Bey. Ne o yasanın adı? Yani imar barışı. Ya evet. Kiminle niye barışıyorsunuz? Birisiyle barışmanız için dövüşmeniz gerekir değil mi yani? Tabii. Yani bunun anlamı şu biz bu ülkede bir sürü 20 yıllık iktidarız ya da o dönem için 2018 için 18 yıllık iktidarız ama yapıyı denetleyemedik. Usulüne uygun, imar mevzuatına uygun yapılaşmayı sağlayamadık. Gelin bunlarla barışalım. Siz bize biraz para verin. Biz de sizin yasallığınızı sağlayalım. Evet. Siyaseten böyle ama hukuken böyle değil. Yani imar barışı, o imara aykırı, bütün çürük zemine yapılmış, eksik yapılmış, depreme dayanıksız yapılmış ya da projeye aykırı yapılmış yapıları yasal hale getirmiyor.
Getirmiyor, evet. Evet. Ki bu konuda Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin kararının yanı sıra, evet, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun da aynı yönde genel kararı. Genel kurul kararı var. Yani daha ne yapsın, Yargıtay'da yapacağını yapmış yani sonuçta. Evet, yasal hale getirmiyor. Bu kentsel dönüşüme kadar. Yani şu imar barışı, aslında ben devlet olarak, kamu makamları olarak sizin yaptığınız bu binayı yıkmak durumundayım. Yıkmak zorundayım. Ama ben işte seçim de var önümüz. Siz bize biraz oy verin. Biraz da küçük paralar verin. Bunu yıkmayın. Sonra bir oturmaya devam edin. Kentsel dönüşüme kadar oturun. Ya da daha sonra ne olacaksa başka bir çözüm üretiriz. Tam o arada deprem oldu şimdi. Sorumlu kim? Yeah. Meclis, hükümet, belediye, yapı denetim, proje mühendisi, müteahhit, hepsi. Dolayısıyla sadece müteahhit en sonunda, müteahhit en son, halkanın birisi. Bir de izin vermesi, bakın şu bir gerçektir, siz bu işleri bilirsiniz biraz da. Devletten bağımsız yolsuzluk olmaz bir ülkede. Tabii. Polisten bağımsız da mafya olmaz, habersiz de mafya olmaz. Yani eski Şirazi'nin bir lafıdır herhalde. Hükümdar yol vermezse eşkıya kervan basamaz. Şimdi bu işler tek başına müteahhitlerin kotardığı işler değil. Ya da ötekilerin kotardığı işler değil. Bir ortaklık var, bir gizli ortaklık var. Suç ortaklığı. Suç ortaklığı var, menfaat ortaklığı var. Ve bu düzen ya da zihniyeti değiştirmek zorundayız. Evet. Bunu değiştirmezsek maalesef depremler olur. Biz de ölmeye devam ederiz. Evet Nihat Bey, şimdi deprem hayvancılığımızı nasıl etkileyecek? Ne dersin? Saygı Bey, zaten hayvancılık yoktu da şimdi hiç kalmıyor ve kalmayacak. Bakın, yaz aylarındaydı. Ağustos'un sonlarına doğruydu. Tarım Bakanlığı bir kararname çıkarttı. Bu kararnameyle resmen adını öyle koymadılar da söylemiş şuydu. Süt hayvanını kesene, yani dişi inekleri kesene 4000 lira destek verildi. Destek. Evet, 4000. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle olur, bir şey olur. Ya verdiniz, bayağı bağırıyorsun. Diyorsun ki kardeşim bakın, biz Hindu değiliz ama hayvanı severiz. Biz malımızı severiz. Sen inek dediğin şey fabrikadır. Çünkü et üretir, daha buzağı yapar o ettir ve süt yapar. Sen bunu kesemezsin. Kestirdiler. Sadece ve sadece ne yap? İthalat yapabilmek için. Nasıl oluyorsa ithalatı bütün tarım bakanları seviyor. İnanılmaz bir şekilde bütün tarım bakanları seviyor. Şimdi ve yabancıların sözünden çıkamıyorlar. Bakın 1922 yılında Atatürk şöyle bir söz etmiş. Diyor ki meclis konuşmasında hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatlarıyla ve planlarıyla yükselebilsin? Bu kadar basit. Bizim Tarım Bakanlığımıza galiba Mehdi Eker'di. Fransız tarımını kurtardığı için hayvancılığını Fransa liyakat madalyası. Liyakat madalyası. Bir tane ondan sonra işte babasının adından başka bir özelliği olmayan Pakdemirli vardı. Kepek ekin dedi. Yeni Tarım Bakanımız geldi. Yani hakikaten ne dediğini bilmiyor. Yani devleti tanımıyorlar galiba. Yani yahut da bunların anlayışında devlet böyle yönetilir. Devlet bizimdir diyorlar. Nitekim yani görev süreleri dolduğunda ne diyorlar? Bizi bu göreve getiren Cumhurbaşkanımıza sağ olsun teşekkür ediyoruz. Benim görevim buraya kadar ya da beni buraya ya seni oraya Türk milleti getirdi. Sen Türk milletinin 100 liralık faturasını 300 liraya veriyorsun. O 200 lirayla maaş alıyorsun. Yani seni oraya getiren Türk milleti. Sen bunu bilmen lazım. Memleket nereye gidiyor biliyor musunuz? Bu Orta Doğu ülkelerinde ya da Müslüman ülkelerde vardır ya, bu Libya'da, Mısır'da, Suriye gibi ülkelerde tek adam rejimi, adı cumhuriyettir ama tek adam rejimi vardır. Onlar da derebeylikler yaratırlar. Bir takım bölgeleri insanlara verirler. Siz buraları konsolide edin. Bunlardan kazandığınızı bana aktarın. Kimdir bunlar? Esnaf odaları. Ya ben esnaf odası başkanının ben çocuktum herhalde oradaydı. Ziraat odası başkanı 2003 yılından beri orada. Bunlar Tarım Bakanlığı bilerek ve isteyerek ithalat yapabilmek için, evet ithalat yapabilmek için yapıyor. İthalatı da yanlış yapıyorlar. Ya bütün basına yansıdı. Delilleri burada. Bayat kokmuş pirinç. Ya neye dayanarak ve üzerine utanmadan yazıyorlar. Türkiye'de üretilmiştir diye damga basıyorlar. Ve üzerine helaldir diye damga basıyorlar. Hepimiz görüyoruz, utanıyoruz ya. Utanıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Kemiksiz et. Bakın Ramazan geliyor.
Herkes Allah için bir şeyimiz kalmadı da bir işte işi Allah'a bıraktık. Dinimiz, imanımız bari sağlam olsun. Kemiksiz et gelir mi? Müslüman ülkeye kemiksiz et gelir mi? Kemiksiz soruyorum et mi gelecek? Gel, zaten geliyor ve gelecek. Kemiksiz et. Bir hınzırlık var burada ama ben anlamıyorum. Bu nedir yani? Kemiksiz et gelmez. Arkadaş sen çiftçiyi destekle. Sen onun arkasında de. Başka bir niyet mi var diyorsun? Ya elbette et. Başka niyet var diyorum. Çünkü bakın Saygı Bey daha başında söylemiştim ya. Şunu çok iyi biliyoruz. Hem tarım kredinin bunlar delillidir. Tarex diye bir hayvancılık şirketi vardı. Şeyde adı nedir? Kırklareli'ndeki çiftlikleri vardı. Yozgat'taki çiftlikleri vardı. Bu çiftliklerde çok büyük hastalıklar oluştu. Tarım TİGEM'in çiftliklerinde de oluştu bunlar. Ve Brüsellezi hastalığı vardı. Brüsellezi hayvanları yurt içinde gezdirdiler. Bakın Brüsellezi hayvanın etini ve sütünü yiyen özellikle çocuklar kısır olurlar. Kısır. Yani bunlara da dikkat edin. Ya dikkat değil zaten bir şeyler oluyor. Bakın sürekli yurt Afrika'dan, Suriye'den, işte Orta Doğu'da insan getirilmesi. Bugün Türk nüfusuna baktığınız zaman Türkler artık evlenmiyor. Çocuk yapmıyorlar artık. Yahut da bugün her doğan 10 çocuktan 2.6'sı kısır doğuyor. Üreme yeteneğimizi kaybetmişiz. İşte bu çocuklar 28-30 yaşlarında Türk erkekleri cinsel gücü artırıcı ilaçlar kullanmaya başlıyorlar. Ya bu nedir? Ya burada bir Türk soyuna karşı kasıt var. Yani hepimiz biliyoruz bakın hepimiz tarih okuduk. Hepimiz bu memleketin geçmişini biliyoruz. Atatürk millet yarattı. Çünkü millet kalmamıştı. Atatürk dedi ki hepiniz Türk, Anadolu'da kalan herkes bir otursun bakalım. Bunlara Türk denir ve millet yarattı. Tekrar yaratılan millet ümmet yaratılmaya doğru çevriliyor. Evet. O tarafa doğru gidiyoruz. Çok teşekkür sıkıntı ederim. Sıkıntı bu. Sağ olasınız. Kerim Bey evet süremiz de doldu. Son sözünüzü söyleyeyim. Son sözü alayım. Hukuki sorunları çok daha sonra görüşürüz ama şunu ifade etmek zorundayım. Algı yarattıkları, algıyla yönetmeye çalıştıkları doğru. Bugün bir yıl içerisinde kalıcı konutlar yapacaklarını söylüyorlar. Asla mümkün değil. Hala çadırı dağıtamadılar. Bence ondan daha önce Kahramanmaraş merkezde çarşı ve fabrikalar yıkıldı. Elbistan merkezde çarşı ve fabrikalar yıkıldı. Şimdi çarşıları onarmadığınız, yapmadığınız sürece orada nüfusu tutamazsınız. Öncelik bunlara verilmelidir. İnşallah. Yani evden çok öncelikle şey olsun. Gayet tabii. Kalıcı konutlar bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra yapılabilir. Konteynerlerde kalabilir. İnsanlar konteynerlerde önce bir iş yerleri açılsın diyorsunuz. Ticarethaneler açılsın. Evet. Bir de çiftçi üretecek bir konteynerde çiftçi üretmeye devam etsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet konuklarımız Kerim Yılmaz'a İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi Kerim Yılmaz'a ve Nihat Babaözü çiftçi Babaözü'de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.